etmiyordum, merak ediyorum. Bu eve ne cüretle tekrar gelirsin? O cüret falan etmedi. Onu buna ben teşvik ettim. Eve de kolundan tutup ben aldım. Yoksa bir sorun mu var? Sen kim oluyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun? Annemle bu şekilde konuşamazsın. Sümer, sen karışma oğlum. Karşımızda öfkeli biri var diye biz de ona öfkeyle cevap verecek değiliz. Bir sakin kalalım. Ona durumu anlatacağım. Bu kızı bu eve ben geri aldım, tamam mı? Ve bundan böyle hep burada olacak. Yoksa sen bütün eşyalarını toplar, babanı da yanına alır, onunla birlikte gidersin. Bak Rudra, sen unutmuş olabilirsin ama bu evde tek başına yaşamıyorsun oğlum. Ben ve ailem de burada yaşıyoruz. Bu konuyu daha önce de tartışmıştık, değil mi? Burada hepimiz tek ve büyük bir aileyiz. Hem işçiler de her an burada olur. Ne olmuş? Yani babam ve sen zaten onlara bir duyuru yapmıştınız. Unutma, Parvati ile nişanınızı açıkladınız. Onlar sizi evlenmek üzere biliyor. Sen de biliyorsun ki İkiniz de bu düğün olana kadar dünya kadar olay yaşadınız. Yalansa yalan de oğlum. Hatta biri ilişkinizin sonu gelmesin ve evlenmeyin diye sizi sabote etmeye bile kalktı. Bana sorarsan sizin bu güzel hikayenizin daha sonu gelmiş değil. İşte onu bu yüzden bir türlü bırakamıyorsun. Para hayatlarınızı birleştirmeyi bütün köyün gözü önünde kabul etmişti. Köy halkı artık sizi bir çift olarak kabul ediyor. Şimdi söylesene, o seni kocası olarak kabul ediyorken ve kapının önünde elinde bir bebekle kendi kendine konuşurken komşular görse ne der? Oğlum Allah aşkına, el alemin ağzı torba değil ki, biri bir şey görür üstüne koyar da koyar. Hatta konuştuklarımızı da duyabilirler. Ailemizden kötü şekilde bahsedilmesi eminim bizim kadar senin de canını sıkar. Üstelik bu evde bekar bir oğlum ve bekar bir kız çocuğum var. Onların geleceklerini de düşünmek zorundayım. Beni böyle konuşturan toplumun baskısı. Yoksa biliyorsun sen benim göz bebeğimsin oğlum. Hem baban da sana çok düşkün. Yanından ayrılmana nasıl razı olacak? Mohini yeter. Karar verildi. Parvati burada kalacak. Bu konuyu daha fazla konuşmak gereksiz. Hadi gelin. Gecenin bu saatinde nereden geliyorsun? Hele bak, bir de sırılsıklam olmuş. Neredeydin? Kendini o aptal kızı mı örnek aldın yoksa? Jaipur'a gitmek için tek ayak üstünde dikileyim mi dedin? Bir önemi var mı ki anne? Senin elinden gelse Jaipur'a giden yolları ıssız çöllere çevirirsin. Ben biliyorum bunu. Tanrı dili konuşup anlaşalım diye vermiş. Saçma sapan konuşup can sıkalım diye değil. Ne karıştırıyorsun, anlat bakayım. Anlat yoksa canını okurum, sakın kaşınma. Senin bir şey yapmana gerek yok anne. Benim canımı okunmuş zaten. Yine de sabah olduğunda ne olacağını bilemeyiz. Şu an fırtınanın sesini duyuyoruz. Ama bakalım yarın ne olacak?
Ne karıştırıyor bu çocuk? Yeter artık. Sen de aklını hava durumuyla bozdun. Anne. Sus bakayım. Acımasız BSD. Amacına ulaşabilmek için masum bir genç kızı kullandı. Kız onu sevmenin bedelini mi ödüyor yoksa... Bak basmışlar. Ne? Yoksa bu iş... Bu iş senin işin mi? Tabii ki öyle. Fotoğrafı kendi ellerimle çektim. Haberi de uydurup sattım onları. Aptal. Uyuyan yılanı uyandırmış oldun. Rudra bunu duyduğu zaman ne yapacak sana? Evet öğrenecek ama çoktan canını okumuş olacaklar. Oğlum. Amca. Herkes bir şeyi anlasın istiyorum. Dün gece ne olduysa karımla benim aramda ve ikimize özeldir. Düğünle ilgili kimse tek kelime konuşmasın lütfen. Umarım herkes anlamıştır. Evet oğlum anladık. İyi ama sevgili karın nerede kaldı? Nerede o? Çay yapmasını rica etmiştim. Ama bu kadar uzun sürmemeliydi. Paro! Paro çayımı getir kendin de sofraya gel. Paro! Rudra dikkat et oğlum. Karın şimdiden söz dinlemiyor. Kontrol altına al yoksa... Sonra söz geçiremezsin. Keşke aynı şeyi... Biri de amcama tavsiye etseydi. Paro! Pekala. Benim pazarda halletmem gereken işlerim var. Bu arada dönerken yolda tatlı alıp getiririm. Kaç gündür tatlı yemedik, güzel olur öyle değil mi? Oğlum. Ne oldu? Yeğenin bize talimat verdi ya. Düğünle ilgili tek kelime konuşmayacakmışız.